Sebep sonucun bu bölümünde AK Parti Grup Başkan Vekil ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan bizimle. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ne güzel sizi burada görmek, sevindik. Çoktan beri görüşemiyorduk. Evet, çok sağ olun. Bana çok güzel bir kitap aileci getirmişsiniz. Çanakkale'yi Çanakkale bir hatırası. Çok sağ olun. seviyoruz. Cumhuriyetimiz ön sözü. Evet, harika hocam. Çok, kent. çok sağ olun. Şimdi gündem çok yoğun. Ee, siz de, e, en yoğun yerinde yer alıyorsunuz. AK Parti grup başkan vekilisiniz. Herhalde o bizim mecliste gördüğümüz grup tartışmalarda grup başkan vekilleri hep en ön sırada yer alanlar. Biraz da kavgaları yetiştiren onlar mıdır? Belki de kavga çıkaran mı diye. <laughs> Sınıf başkanı gidiyorlar bize bazen. Ya şöyle sonuçta meclisin bir çalışma takvimi var, usulü var. Hı hı. Tabii ki her türlü iddiaya cevap vereceğiz. Tabii ki her türlü yanlış ifadeye cevap vermek durumundayız. Ama tabii İktidar Partisi'nin şöyle bir zorluğu da var. Hem bu sorunlara cevap verirken, iddialara, bazen hakarete varan ifadeleri cevap verirken, evet, meclisin çalışmasını, milletimizin beklediği kanunların hayata geçmesini sağlamak da görevimiz var. Ama hamdolsun elimizden geldiğince e, tüm partimizin yönelik iddialara, tüm davamıza ilişkin iddialara sürekli cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Gayret ediyoruz bununla ilgili. Tüm vekili arkadaşlarımız, grup başkan vekillerimiz büyük bir mesai harcıyorlar. E, Olağanüstü krizler olmuyor görüyorsunuz. Mecliste AK Parti evet. iktidarının Cumhur İttifakı ile beraber tüm sorunları aşma iradesine, kapasitesine sahip, e, stratejik olarak adımız adımlar var. E, Kanunlarımız var, çalışma usullerimiz var. E, olağanüstü bir hata olduğunu düşünmüyorum ama bir güzel gidiyor sanırım. grup başkan olursun. vekilleri nasıl? Mesela Lütfü Türkkan, İyi Parti grup başkan vekiliydi. Gerçi gitti. Onunla ya, nasıldı ya, diyaloglarınız? Bakın şöyle biz istersemez bütün partilerin yöneticileriyle beraber gelmek durumundayız. Gelen kanunları göndermek, onlarla bunlar görüşmek. Meclis'in takvimini, meclis'in gündemini onlara revize etmek hepimizin görevi. Tabii. Yoksa tek başına bir partinin iktidar partisi de olsa ben meclis'e her şey yaparım demesinin imkanı yok. Hı -hı. Onlarla bu konuda görüşmek durumundayız. Gündemimizi Tabii. belirmek durumundayız. Ben bu haftadan bir sonraki haftanın gündemin ne olacağını diğer grup başkan emeklilerle görüşmek durumunda benim görevim. Hı hı. Fakat şunu diyeceğim. Mesele şahıslarının ağrı olarak söylüyorum. İnsan kalitesi kendi koltuğuna da, kendi makamına da katkı sağlar. Hı hı. Bazısı makamdan beslenir, o makama katkı sağlar. Bazı tam aksine kendi kişiliğiyle, onurlu tavrıyla, kimliğiyle o koltuğa değer katar. Hı hı. Dolayısıyla bazı grup başkan emeklileriyle, bazı siyasetçilerle tabii ki beraber olmaktan keyif alıyoruz. Hı hı. Başka görüşlerde olsak da. Bazıları ya da İşi beraber gelmekten... Mecburuz. Uzun diyerek, üzülerek bu işe yapmak durumunda kalıyoruz. Hı hı. Ben isterim ki tüm partilerin grup başkan vekilleri onurla, gururla görüşelim, şerefle görüşelim. Çünkü makamlar bugün var, yarın yok. Tabii. Bunlar geçer. Ama yüz yüze baktığımız ortamlar var, toplantılar, törenler var. O yüzden belli bir sınırda kalmayı doğru bulalım. Ve millet zaten bunun için sizlere oy veriyor. Tabii bizim ki. işlerimizi görmeniz Tabii. için. Bu hafta 50 artı 1 konusu çok tartışıldı. Ee, acaba bu konuda AK Parti'de hükümette bir takım tartışmalar var mı? Vatandaş bunu da soruyor. 50 artı 1'de bir oynama olacak mı? Diyorum. Başkanın açıklamaları vardı ama siz en açık tavır koyan isimlerden birisi oldunuz AK Parti'den. Bu konu tartışmamız, e, tartış gündemimizde değil dediniz. Ne düşünüyorsunuz? 56-1 niçin tartışılmaz? Bakınız şunu söylemek isterim. Türkiye'de başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlık mesleği çok tartışıldı. Hı hı. Dünyada değişik ülkelere baktığımızda bu demokratik kazanımlar zaman içerisinde çok büyük bedellerle olmuş. Türkiye Demokratik kültürüyle beraber, tüm parten katkısı var bunda. Milletimizin büyük desteğiyle beraber az bedelli, az tartışmalı, az hmm. polemikli bu konuyu niyata erdirmiş. Dünyada halkların, milletlerin aldığı bir demokratik yetkiyi, kazanımı geri verme örneği yok. Başkanlık sistemi demokrasi tarihine bir adımdır. Siz bu anlamda... Sanayi devriminden başlayan bugüne kadar her gelişme, yani krallıklardan başlayın çok uluslu toplumlardaki özellikle parlamenter rejimleri, Parlamenter semtlerden başlayın demokratik parlamenter rejimleri. Ondan başlayın Cumhuriyet'in demokrasiyle beraber nitelendirilmesine. Ondan başlayın çok partili hayata. Ondan başlayın başkanlığa. Bu bir süreç. Hı hı. Nasıl ki dünyanın hiçbir yerinde çok partili hayattan tek parti geçilmeyecekse başkanlık sisteme geçildikten sonra da tekrar parlamenter sisteme geçilmez. Biz Cumhurbaşkanı yok. halk seçiyoruz. Bu, bu, bir kazanımdır. Evet bunu vermek istemiyor. Bu geri Peki gitmez. AK Parti niye bunu yaptı diye soruyorlar. Siz tek başınıza rahat rahat iktidarı alabiliyorsunuz. Hala 20 yıl olmuş. Bu bir tartışma konusu. İlk anketlerde birinci partisiniz. Biz niye böyle bir şey yaptınız? %35 %35'le 45'le iktidar olma imkanı varken diyorsunuz ki neden 50 artı 1'i zorladınız. Evet. Bakınız hep söylüyoruz. Makamlar, partiler bugün var yarın yok. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bizim derdimiz var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu başkanlık sistemi iddiasında hı hı. bir daha bu ülkede 115 turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri olmasın dedik biz. Koalisyonlarla kapalı kapalı ardında pazarlık olmasın dedik biz. Bir buçuk yılda bir seçim yaparak, 6 adet bir bakanlar değiştirerek, hep siyasi krizlerle 3. sınıf bir ülke olmayalım dedik biz. O yüzden başkanlık sistemiyle beraber, yani 50 artı 1 ile beraber, koalisyonların geride kaldığı bir döneme girdik. Şimdi bazen diyorlar ki, Koalisyon yok ama ittifak var ne farkı Çok farkı var. Koalisyon seçimden sonra çıkan aritmetikle pazarlık konusudur. Hı, hı Ama ittifak daha seçim yokken, sonuçlar belli değilken partilerin bir gelip ortak hak etme kabiliyetleridir. Halka da önce demiş oluyorsunuz önce seçmene. Demiş Biz bu koşullarda yan yana geliyoruz. Düşünün lütfen 7 Haziran seçimlerinde AK Parti yeterli çoğunluğu alamadı. Evet. Ve çok kısa süre içerisinde, 3-4 ay içerisinde seçime gitmez ona. Kriz oldu. Seçime gittik. Bu seçimlerde, Haziran seçimlerinde AK Parti'nin yine çok 300'den fazla fazla oy olmamıştı, hı hı. vekil olmamıştı. Hı hı. Yani %50 artı 1 değildi hı hı. o meclis ar aritmetinde. Fakat bir kriz oldu mu? Hayır. Hayır. Çünkü başkanlık sistem var, hükümetin sahibi belli, lider belli, ekip belli, yürütmenin sahibi belli. O yüzden biz başkanlık sistemine geçerken, dediğim gibi 80 darbesinden önce 115 turlu Cumhurbaşkanı seçimleri, sonrasında 367 krizleri, sonrasında senin eşin kapalı, işte efendim Cumhurbaşkanı olamazsın tartışmaları olmasın diye başkanımızı seçelim. Beş sene bir daha geri dönmeyelim dedik. Nitekim bunun karşılığını almaya başladı toplum. Bakın bakanlarımız değişiyor. Tırnak içerisinde duyulmuyor bile. Kriz Bakanları olmuyor. Bakanları düşünseydik diyorsunuz o eski sistem ya kalırdı. Biz deli elebet iktidarda olurduk. Ki. Ama derdimiz bu değil. 50 artı 1 başkanlık sisteminin istikrarının temeli. O yüzden bunun tartışması abes, yanlış, ve gündemimiz yok. AK Parti 52.6, 52.5 oy aldı. Ve bunu ilk zamanlarda aldı. Örneğin MHP ile biz o zaman yeni ittifak kuruyorduk. Hı hı. MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Bir ittifakımız var bizim. Ancak o dönemde daha yeni bir araya gelmenin verdiği bazı iletişim problemleri vardı. Hı hı. Bunlar geride kaldı. Ben şu, bunu Çanakkale'den geliyorum. Her gittiğim ilçede MHP uğruyorum. Beraber hareket ediyoruz, beraber anlaşıyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Bu yeni dönemde 52,5'tan çok daha fazla oy alma imkanımız var bizim. Bırakın 50 artı bir an korkmayı, çekinmeyi. Daha çok oy alma imkanımız var. Biz zor zamanlarda, yeni ittifaklarda 52 buçuk almış mıyız? Almışız. Bize yakışan 51'e bulamayız tartışması değil. Aksine 52 buçuk almışken şimdi daha çok nasıl alırız kavgası? Allah aşkına bırakın makamları bir tarafa, bırakın partileri bir tarafa. Sayın Erdoğan'ı yok olduğunu farz edin, olmadığını farz edin. Bu ülkeyi büyütecek olan Kılıçdaroğlu mu? Bu ülkeyi büyütecek olan kendi partisine küfreden bir insana tepki koyamayan Meral Hanım mı? Kim büyütecek bu ülkeyi? Ona bir bakalım mı? Şimdi ben 50 artı 1'in muhalefeti... 50 artı 1 tartışmadığımızı ifade etmek istiyorum. Hı hı. 50 artı 1'in çok büyük bir kazanım olduğunu ifade etmek istiyorum. Güç sistemin, güçlü siyasetin de anahtarı, merkezi 50 artı 1'dir. 50 artı 1'dir. Son cümlem, CHP'yi bile 50 artı 1 tırnak içerisinde parti yapmaya başladım. İdeolojik kavgadan başka bir şey yapamayan parti, bunun ömrü kavgayla geçtiği Saadet Partisi ile veya benzer yapılarla ittifak kurmaya çalışıyorsa... 50 artı korkusundandır. Hı hı. Eski yıllarda 25'i 26'ı yapamayan CHP bugün farklı farklı toplum kesimleriyle görüşüyorsa 50 artı 1'in onların kulağına asılmasındandır. Çünkü bu CHP'nin iktidar olma imkanı yok 50 artı 1'de. Nasıl diğer kurumlarla, gruplarla, partilerle ittifak kurar onun kavgasını verecek. Hı hı. 50 artı 1 bu ülke için çok tarihi, çok önemli bir kazanımdır. Göreceksiniz bundan dönüş olmayacaktır. 100 yıl sonra, 50 yıl sonra bu konular geri kaldığında ne kadar büyük bir başarı elde edilmiş tartışması yapılacak. Bir devrim gerçekleşmiş diye Kesinlikle değerlendirecek. De az gelin. bedelli.